Selamlar, sevgiler, merhabalar arkadaşlar. Herkes iyidir umarım. Evet arkadaşlar, bugün farklı bir konuya el atmak istedim. Bildiğiniz gibi işletim sistemlerimizin kalbi olan çekirdek yapı, yani kernel, kernellerin yapılandırılması üzerine ya da şöyle diyeyim, daha hızlı işletim sistemini elde etmek için uygulamaların ve üzerinde çalışan programların tepkime sürelerinin daha hızlı olması, aktif olması için bununla alakalı bir çalışma yapılmış. Ben bu çalışmayı kendim uyguladım. Daha doğrusu modifiye edilmiş çekirdek, yani kernel ve versiyonunun uygulamalarının olduğunu gördüm. Dolayısıyla sitesini açtım şu anda, bakalım. X-Unmod arkadaşlar. Bu sitede kernellerle alakalı, yani çekirdekleri yapılandırıp sunuyorlar. Linux işletim sistemlerindeki çekirdekleri, burada da açıklama, ben Türkçe'ye çevirdim. X-Unmod özel ayarlara ve yeni özelliklere sahip genel amaçlı bir Linux çekirdek dağıtımıdır. İstikrarlı, hızlı yanıt veren ve sorunsuz bir masaüstü deneyimi sağlamak için tasarlandı. Gerçek zamanlı sürüm, Linux oyun e-sporları, akış, canlı production'lar ve ultra düşük gecikme merakları gibi kritik çalışma zamanı uygulamaları için önerilir. Debian ve Ubuntu tabanlı sistemlerin tüm yeni 64 bit sürümlerini destekler. Evet arkadaşlar, aşağı doğru inelim. Burada başka ana özellikler de var. Bunları da işte okursunuz. Ben linkini ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, burada stabil kararlı Linux X-Unmod kernelin yüklenme şekli var. Bir de 5.8 en son sürümü. Buradan özelliklerini okuyarak kullandığımız Linux işletim sistemine uygun ya da arzu ettiğimiz çekirdek yapı sürümünü indirip sistemimize kurabiliyoruz. Nasıl kuruyoruz? İşte aşağıda terminal aracılığıyla yükleyin, güncelleyin, burada bu şekilde yeniden başlatın diye yazmış. Tabii ben Türkçe çevirdiğim için burada bazı şeyler, yanlış kavramlar, yanlış olabilir kelimeler. Ondan sonra SourceForge sitesinde de ayrıca sayfaları var. Burada da evet, tarih ve saat dilimleri var işte, güncellik durumuna göre. Deponun işte repository adresi, paketleme dep paketi var. Bunu indiriyoruz. Ondan sonra paketleri, yani kernel sürümlerini seçip yüklüyoruz sistemimize arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Evet. Burada indirdiğimiz dep paketini terminalde bu şekilde kurabiliyoruz arkadaşlar. Terminal aracılığıyla da burada kod verilmiş. Burada şeyleri var. 581 en son çıkan. 58581 Git kanalıyla, yani GitHub üzerinden de, evet, açalım. Buradan da yükleme şekilleri var arkadaşlar. Artısı nedir arkadaşlar bu yapılandırılmış, konfigüre edilmiş kernellerin? Biraz evvel bahsettiğim gibi burada da sitesinde, ana sayfasında açıklama yapılmış. Özel ayarlara, yeni özelliklere sahip çekirdek dağıtımıdır. İstikrarlı, hızlı yanıt veren, sorunsuz bir masaüstü deneyimi sağlamak için tasarlandı. Yani bizim işte zaman zaman işte stabil, alfa, final, beta gibi ibarelerle, versiyonlarla yayınlanan kernellerin bu adamlar, yani geliştiriciler diyelim, üzerinde çalışıp konfigüre edip daha hızlı hale getirip bizlere sunmaktalar arkadaşlar. Dolayısıyla sistem daha istikrarlı, daha hızlı açılış kapanış vesaire gibi artıları olacağı kesin. Ben kendim bizzat denedim. Çok memnun kaldım. Gerçekten, yani şöyle söyleyeyim, 5 saniye örnek verecek olursam, 5 saniyelik bir işlemi 1 saniyede, 2 saniyede açıyor. Ya da
10 saniyede kapanan bir uygulama 3 saniyede kapanıyor gibi örnek verebilirim. Açılış ve kapanışta kesin çok fark ediyor arkadaşlar. Burada da detaylar var arkadaşlar. GitHub kendi sitesinde. Arch, işte Debian sürümler vesaire yükleme şekilleri. Burada aşağı doğru indik. SourceForge'de de sayfaları var arkadaşlar. Yani bunu ben fark ettim. Yani özellikle mesela Linux kullanan bir normal kullanıcı oyuncuysa veya farklı uygulamaların daha hızlı çalışmasını düşünüyorsa, istiyorsa böyle bir kernel, yapılandırılmış kerneli yükleyerek performans almaması mümkün değil arkadaşlar. Ya da yeni bir dağıtım yapacak kendisi. İşte bizler de, ben de kendime customization, özelleştirilmiş dağıtımlar yap, biliyorsunuz az çok arkadaşlar bilir. İşte Ubuntu, Macbuntu. Bu dağıtımlarda da kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Zaten bir tanesi sanıyorum kullanmıştım. Ubuntu XFCE'de. Dolayısıyla fark saat hızı, işlemci, çekirdek, işte ekstra kullanılmayan hizmetlerin sanıyorum çıkarılmasıyla bu ölçülerde hız sağlandığını düşünüyorum. Bir de burada ben çekirdek yapıyla alakalı işte bilmeyenler için açtım. Biliyorsunuz arkadaşlar Finlandiyalı bilgisayarcı Linux Torvalds tarafından 1994'te 1.0 Linux çekirdeği ile başlandı kernel geliştirilmesi. O zamanlar tek işlemciliydi. i386, yani x86 32 bit tek mimarili, işlemcili mimarili bilgisayarlar vardı. Ben bunu da böyle eklemiş oldum. Okumuş oluruz. Ben bunu videonun altına da eklerim arkadaşlar. Okumak isteyenler olur diye. Ayrıca bu kernel sitesinin de linkini de ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, zaten yükleme metotları buradan da direkt, mesela depo kurulumunu buradan direkt kurabiliyorsunuz. Ubuntu, Debian ve Debian tabanlı olan dağıtımlarda çekirdeği direkt kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan seçin. Veya konsol üzerinden arkadaşlar buradaki kodları ekleyerek, ben bunu normale alayım. İngilizce şuradan. Şu orijinal olarak. Evet. Buradaki kodları arkadaşlar kopyalıyoruz. Kopyalayıp terminal açıyoruz bir tane kendimize. Bunları kopyalıyoruz arkadaşlar sırasıyla. Enter'lıyoruz. Ondan sonra direkt alttakini devam ediyoruz arkadaşlar. Konsolu açalım şuradan. Evet. Ondan sonra bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Enter'lıyoruz. Daha sonra işte reboot diyor. Sistem yeniden başladığında çekirdek yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Buradan da SourceForge adresinden de direkt kurabilirsiniz de arkadaşlar. Dev paketinin yüklenme metodu burada da gösteriyor. Versiyonunu görmek için kod işte vermiş. Ben bir şey yapayım, buradan ekleyeyim bakalım. Ben de şu anda yüklü değil. 5.3.0.53 eski kernelim bu şu anda. Ben Ubuntu XFCE'de kurup denedim. Yani performans var mı yok mu diye. Gerçekten zaten o sistemi de ben ekledim. Kendi gnu/linux/tr/blogspot.com sayfamda da var. SourceForge adresinde de var arkadaşlar. Hatta buradan bakalım. Ubuntu XFCE. Evet arkadaşlar, ilk sayfada çıkıyor. Buraya da yazmışım zaten. ExxonMod diye arkadaşlar, göründüğü gibi. Dileyen yani bu şekilde de indirip kurabilir böyle bir sistemi de. Ama ben bundan sonraki çalışmalarımda bu kerneli çekirdeği kullanmayı istiyorum arkadaşlar. En azından tepkime süreleri hız bağlamında. Hani bir yere bağlı kalmaksızın stabildir deniyor ama hani ne kadar stabil, hangi donanıma göre stabil. Bu en azından daha geliştirilmiş, konfigüre edilmiş olduğu için
Bana daha stabil geldi, daha istikrarlı geldi. Ben de zaten bunu fark edince sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Gerek sitenin linkini, gerekse de çekirdekle ilgili bilgiyi de ben videonun altına ekleyeceğim. Okumak isteyen, indirip okumak isteyen arkadaşlar olabilir. Gerçi internet üzerinde de var. Olsun, ben yine de ekleyeyim. Evet arkadaşlar, kernel, yani stabil kernel, hızlandırılmış kernel, modifiye edilmiş kernel diyelim, çekirdek yapı. Sistemimizi daha hızlı, daha atak, tepkime sürelerini daha hızlı yapacak şekilde düzenlenen bir çekirdek bu. Dolayısıyla yüklemeyi denemek isteyenler, kurup bir bakmak isteyenler, bence denesinler, memnun kalacaklarına eminim. Umarım faydalı bir video anlatım almıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Soru ve görüşleriniz olursa her zamanki gibi arkadaşlar, videonun altından yazabilirsiniz bana. Ben de bildiklerim ışığında yardımcı olmaya çalışırım. Bilmezsem şayet arkadaşlarımız da var. Diğer Linux kullanıcı arkadaşlar da yardımcı olurlar, yazarlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.